Arkadaşlar şu anda regülatör. Alo. Ya kartalı, vaşak gibi türler yüksek miktarda habitat buluyor. Ya bu havzanın tarafı olduğumuz bu şehir insanlar akarsularına herhangi bir müdahalede bulunmasını istemiyor. Bu insanlar rahat uyuyamıyorlar. Bu insanlar hayatları boyunca tagarla ilgili ve tagarın üzerine yapılan her türlü faaliyete karşı çıktılar ve buna dair hukuki mücadele başlattılar. Bizler de baromuz olarak bu mücadeleye öncülük edeceğiz. Kaçak bir HES inşaatı sürdürülüyor. Şimdi Çemizkezek Regülatörü ve HES projesinin regülatörü, yani su alma yapısı, iletim tüneli, yükleme havuzu, devri borusu ve santral binası 2872 sayılı çevre kanunu 10. maddeye aykırı şekilde neredeyse inşaatı tamamlanan yapı üniteleriyle gündemde. 2872 sayılı çevre kanunu açıkça çevresel etki değerlendirilmesi süreci tamamlanıp ÇED olumlu kararı alınmadıkça projelerle ilgili ihale yapılamayacağını, projelerin teşvik edilemeyeceğini, projeler için yatırıma başlanamayacağını, projelerin inşaatının başlayamayacağını net olarak amir bir şekilde söylüyor. Yine çevresel etki değerlendirilmesi yönetmeliğinin 19. maddesi ÇED olumlu kararı alınmadığı müddetçe başlanan inşaat faaliyetlerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca durdurulması gerektiğini amir şekilde söylüyor. Biz bu HES projesinin inşaat faaliyetleri başladıktan sonra ilgili idareye, bakanlığa ve bakanlığın taşra teşkilatına başvuruda bulunduk. Bu faaliyetlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde durdurulması gerektiğini söyledik. Fakat 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 10. madde çerçevesinde süresi içerisinde yanıt verilmedi. Yani istek reddedildi. Biz de bunun üzerine idare mahkemesine başvurarak projenin inşaatını, yürütmesini, durdurulması ve iptali talebinde bulunduk. Yargılama süreci devam ediyor. Şimdi şuradan ifade etmek istiyoruz tekrar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasamızın 11. maddesi anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve yargı organları ile idare makamlarını özel ve tüzel tüm kişileri bağlayacağını söyler. Anayasanın 56. maddesi devletin çevreyi korumakla yükümlü olduğunu söyler. Anayasanın 63. maddesi devletin kültür ve tabiat varlıklarını korumakla yükümlü olduğunu söyler. Derim ki dünyada bir ilçe merkezinde en fazla yaban keçilerinin popülasyon bulduğu yer Çemizkezek ilçesi. Yine bölgede açıkça ifade edelim. 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu hükümlerine göre taşınmaz kültür varlığı olarak teşkil edilmiş tarihi Tagar Köprüsü bulunuyor. Bu proje sahası aynı zamanda korunma sahasında Tagar Köprüsü. Yine bölgede korunan alanların tespit, teşkil ve ilanına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelik hükümlerine göre birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmesi gereken, yine 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'na göre Milli Park olarak tevkif edilmesi gereken sahalar bulunmakta. Bizler bu noktada da az önce başkanımız ifade etti. Bundan sonra Tagar Vadisi'nin hem Milli Park olarak ilanı hem de kesin korunacak hassas alan olarak bilinen birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmesi için de başvurularımızda bulunacağız. Dostlarımız, biz halihazırda Çemizkezek Tagarçayı üzerinde hukuksuz şekilde inşaatı devam ettirilen Çemizkezek Regülatörü ve HES projesinin inşaatını protesto etmek maksadıyla 5 dakikalık bir oturma eylemi yapacağız. Siz oturma eylemine davet ediyorum. Hmm.